Ayşe Hanım, öncelikle siz bir arkeologsunuz. Evet. Şöyle bir bilgi verelim. Herkes sizi tanıyor ama hani işin gereğidir diye düşünerek Ayşe Övür, yeni dönem en güçlü Türk yazarlarımızdan, ailesi Rumeli ve Kafkas kökenli ki bu konuyla da ilgili hem açıklamaları var hem bir kitabı var, ilk kitabı. Sahra 1911, yanılmıyorum değil mi Ayşe Hanım? Evet, ilk kitabın büyük babam Sefer Bey'in hayatını anlatmıştım. Sefer Bey Kafkasya doğumlu, Büyük Çerkez sürgünü sırasında Anadolu'ya gelmek zorunda kalan ailelerden. Tüm tabii ki geçmişini, yakınlarını orada bırakıyor. Hatta işte annesi Karadeniz'e gömülenlerden. Maalesef Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da Balıkesir Gönen'in Karalar Çiftliği köyüne yerleşiyor. Karalar Çiftliği bizim için ilginç bir yer, hoş bir yer. Hem bu yılda geçen sene ölümünün 100. yılını yaşadığımız yazar Ömer Seyfettin'in de köyü Karalar Çiftliği. Sefer Bey de Karalar Çiftliği köyünde büyüyor. Yine Karalar Çiftliği son Osmanlı kadın efendilerinden, valide sultanlarından Perestu Hanım'ın da ailesinin yaşadığı köy. Aralarında açıkçası bir akrabalık da var. Ben bunu Sahra 1911'de anlatmıştım. Ve Sefer Bey 1911'deki Trablusgarp Savaşı'na gidiyor. Bu savaşta maalesef şehit oluyor. Burada hem biraz Çerkezleri anlattım, Balıkesir Gönen'den bahsettim, Karalar Çiftliği'nden bahsettim. İlk romanımdı tabii ki. Heyecanla yazdığım, heyecanla yayınladığım ilk kitabımdı. Konu olarak ikinci romandan, Bohtar'dan epey farklıydı. Hemen misafirlerimizi hatırlatalım. Ayşe Övür'ün ilk kitabı Sahra 1911'de yine ulaşabileceğiniz, keyifli okuyabileceğiniz bir kitap. Peki Sahra 1911'in konusu, durumu elbette sizin kendi ailenizden, büyürken dinlediğiniz belki büyüklerinizin anlattığı anılardan da yola çıkarak yazmış olduğunuz bir kitaptı. Sonrasında gelen Bodder Apartmanı ise tamamen farklı.